Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evhum kailun. Rafet Evhum kailun ayeti cellesindeki kailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete uğratmamak için yazılmıştır. <laughs> uyku üç nevidir. Birincisi, gaylûledir ki fecirden sonra ta vakti kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe seviyet verdiği için hilaf sünnettir. Çünkü rızık için say etmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasip zamanı, serinlik vaktidir. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız olur, o günkü say'e ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. İkincisi, feylüledir ki, ikindi namazından sonra mağribe kadardır. Bu uyku ömrün noksaniyetine yani uyku <laughs> uykudan gelen sersemlik cihetiyle yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü nevm alut yarı uyku kısacık bir şekil aldığından maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi Manevi cihetiyle de o gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekser ya ikindiden sonra tezahür ettiğinden, o vakti uykuyla geçirmek, o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden, güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Üçüncüsü, Kaylule'dir ki, sünnet-i seniyedir bu uyku. Üçüncüsü, Kaylule'dir ki, bu uyku sünneti seniyedir. Duha vaktinden, duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber Ceziretül Arap'ta vakti zuhur denilen şiddeti hararet zamanında bir tatili eşgal adeti kavmiye ve muhitiye olduğundan o sünnet-i seniyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü hem rızkı tezhide medardır. Çünkü yarım saat kaylule, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Enteresan kaydeler bunlar. Okuyacağız inşallah. Demek ömrüne her gün bir buçuk saat ilave ediyor. Rızık için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin. Gece uykusundan başka üç ayrı vakitte insanların uyuyabileceği, uyuduğu ve bunların şu anda analizi yapılıyor. Bir, sabah namazından sonraki uyku, 2- öğle vakti civarında yapılan uyku, 3- ikindiden sonra akşama kadar yapılabilecek, uygulanabilecek bir uyku var. 3 tane uykunun hem dini yönden hem de maddi, dünyevi ve sıhhat yönünden burada değerlendirilmesi yapılıyor. Üstad Bediüzzaman Hazretleri burada hadis-i şeriflerden aldığı dersi, ayet-i kerimelerden aldığı dersi, hayattan aldığı dersi, tıptan aldığı dersi, bu manı güzel bir şekilde, komprimeli bir şekilde ortaya koyuyor. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin, inşallah. Dokuzuncu lükte Bismillahirrahmanirrahim Evhum kailun veya onlar gündüz uykusunda iken. Bu bir ayetin bir parçası. Ayetin tamamı Araf 4. ayet. Bunu izin verseniz yerinden okuyayım. Ve kem min qaryatin ehleknaha fe ca'aha ba'sun bayatan ev hum qailun. Şimdi normalde bazıları diyorlar ya bize ayet yeter. Bize Kur'an yeter. Evet Kur'an yeter. Ama biz onun seviyesine, muhatap olacak seviyeye çıkmak şartıyla. Bediüzzaman Hazretleri gibi bir zat bana Kur'an yeter diyebilir. Benim tek üstadım Kur'an'dır diyebilir. Tamam. Ama benim gibi bir insan diyebilir mi? Her cevap hayır. Çünkü bu ayet-i kerimenin mealine bakalım arkadaşlar. Üstad bir parçasını buraya almış. Nice memleketleri helak ettik. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Şimdi azap gündüz vaktinde istirahat halindeyken de gelmiş onlara. Ben bundan ne anlarım? Ben bundan şunu anlarım. Bu insanlar helak olmuş. Muhtelif vakitlerde ya gece istirahat ederken ya da gündüz uykuya daldıkları bir vakitte. Aklıma bin bir türlü şeyler gelebilir. Yani öğle vakti uyumak Cenab-ı Hakk'ın gazabını muciptir. Allah onları öğle vakti uyuduklarından dolayı helak etmiştir manasını da benim gibi insan çıkarabilir. Oysa yanlış. Üstazleri bu evhum kailun ve gündüz vakitte yataklarında yattıklarında ya da istirahat ettiklerinde onları da verdik ifadesine üstazleri kailule diyor ve alimlerin çoğunun kitaplarında biz bunu görüyoruz. Yani uykunun üç tane nevi var. Birisi gayluledir, birisi feyluledir, birisi de kayluledir. Bu kaylule uykusu sünnette e, güzel bir şekilde anlatılan ve istifade edin denilen şimdi doktorların ve tabiplerin bundan kesinlikle herkes istifade etmelidir denilen bir uykudur. Ben sadece meale baksam, altyapım sağlam olmazsa, bundan menfi manada bir mana çıkarabilirim. Dolayısıyla o gibi ifadeleri ve iddiaları yapan insanların iddialarının da ne kadar yanlış ve isabetsiz olduğunun da güzel bir delili oldu bu. Şimdi Refet abimiz var. Üstelik diyor ki soru sormakta usta, çalışkan ama yazmakta tembel olan Refet. Enteresan çünkü bir zamanlar bu risaller matbaalarda, teksir makinelerinde çoğaltılamamış. Matbaacılar korkuyor. Kimse bunları kendi matbaasında çoğaltma gibi bir cesareti gösteremiyor. Dini bir eser yazmak yasak, dini bir eseri çoğaltmak, matbaalarda bunları teksir etmek kesinlikle yasak. Bazılarını belki idama kadar götürebilecek suç olarak addedilmiş. Bediüzzaman Siteri o zaman 500 bin kalem mesela bunlarla ilgilenmiş, uğraşmış. Çünkü Afyon savcısı 500 bin nur talebesi var ve bütün bunlar ya yazıyor ya da okuyor demiş mesela. Bazı köyler var. İki hacı bir hocadan başka herkes yazıyor diyorlar. Çocuklar da yazıyor, kadınlar da yazıyor, yaşlılar da yazıyor, yorgun olan işçiler de yazıyor. Kendi evlerindeki geniş pencere alanları var orada duvar halısı çekiyorlar. İçeride mum ışığı altında bunları yazıp çoğaltan insanlar var. Bu din kolay elde edilmemiş. Bunun en güzel örneğini Ashab-ı Kiram radıyallahu anhum ecmain yapmışlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu bu İslam meşalesinin birinci halkası Ashab-ı Kiram'dır. Ve bu Ashab-ı Kiram hem hayatlarıyla hem canlarıyla hem mallarıyla hem de hissiyatlarıyla ne yapmışlar? Hizmet etmişler. Adeta kanlarını, adeta etlerini, kemiklerini harç gibi yapmışlar ve bu manada İslam'ın önünde ne olmuşlar? Kale gibi hizmet etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Her asırda bu manada, ciddi manada fedakar insanlar olmakla beraber özellikle bu asırda adeta ikinci bir asır saadet döneminin yaşanacağı bir vakit olmuş çünkü evvelinde bir asıl cahile yaşanmış. Ve Cenab-ı Hak nasip ediyor Bediüzzaman Hazretleri gibi mücahit insanların etrafında yine böyle fedakar bir halka daha oluşuyor. İşte bunlardan birisi de bu Refet abimiz. Allah hepsinden razı olsun. Yazmışlar, uğraşmışlar. Bu eserleri böyle ciddi mad. Bakın biz okumaktan aciziz. Onlar aşkla, şevkle yazıp Türkiye'nin, dünyanın her tarafına bunları neşetmişler. İşte Refet abimiz Evhum kailun ayet-i kerimede A'raf 4. ayetin geç, ge, ayette geçen bu ayetin bir parçasında geçen Evhum kailun ya da onları öyle uykularında yakaladık ifadesinde geçen kailun kelimesinin manasını merak edip sorması münasebetiyle ve hapiste sabah namazından sonra sairler gibi yatmasından gelen rehavet dolayısıyla elmas gibi kalemini atalete boşluğa uğratmamak için yazılmıştır. Çok enteresan. Bediüzzaman hapse giriyor. Burada artık kendi sesini herhalde keseriz ümidiyle. Orada daha fazla yazdırıyor Cenab-ı Hak ona. Talebede ne Allah yazdırıyor? Adam mahpus ama orada bakıyorsunuz ki adam kesmiş. Belli bir zaman sonra tövbe istiğfar ediyor. Namaza başlıyor. Dine hizmetkar oluyor. Siz bunu neyle izah edeceksiniz? O zamanki şeyler demişler, gardiyanlar demişler, burada birisinin 20 sene kalmasındansa, 20 gün nur dersini dinlese, daha ciddi manada istah oluyor. Demişler ki, biz dışarıdan takke almayı artık vakit yetiştiremiyoruz, paramız da yetmiyor artık diyorlar. Devamlı mahpus diyorlar, bize şey getirin, takke getirin. Ondan sonra şöyle getirin, böyle getirin. Biz burada artık cemaatle namaz kılacağız, sıkıysa getirmesinler. Orada Bediüzzaman eser yazdırıyor ve kibrit kutularında çaydanlıkların altına yapıştırmak suretiyle bunları talebelerine ulaştırıyor. Niye? Çünkü talebeler acaba üstadımız hayatta mı, değil mi, yaşıyor mu, hasta mı, zehirlendi mi gibi de onu böyle bir sıkıntı var. Ve onlara hem durumunun iyi olduğunu hem de hizmet etmeleri gerektiğini hem de bu iman ve Kur'an hizmetine müdayim olmaları gerektiğini devamlı üstadımız hapisten telkin ediyor. İşte bu hapisten bir tanesinde de böyle bir e, soru hasıl oluyor. Soruya da üstadımız cevap veriyor. Uyku üç nevidir. Birincisi, gaylule dirki. Fecirden sonra ta vakti kerahet bitinceye kadardır. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için hilaf-ı sünnettir. Sünnete aykırı olan bir uykudur. Sabah vakti girdikten sonra güneş doğup 45 dakika geçtikten sonraya kadar vakit kerahat vaktidir. Uyumak sünnete muhaliftir. Bu vakit rızkın noksaniyetine sebep oluyor, bereketsizliğine sebep oluyor. Bazıları şöyle bir soru sorabilir. Ben memurum, benim mesaim 8'de 8.30'da başlıyor. Bazılar diyebilir ben bir işin sahibiyim, patronuyum. Ben 9'da da 10'da da gitsem zaten iş yerim açık, çalışanlarım var. Şimdi bu rızkın, rızkın çeşitli anlamları olabilir. Kazandığı para bazılarına göre rızık değildir. Rızık o insanın o nimetten istifade etmesidir ki muhtemelen bazı insanların sabah namazından sonra yatması sıhhatine zarar verdiğinden dolayı ilerleyen yaşlarında artık Doktorların bunları yiyemesin, şunları kullanamasın gibi bir şeyde de onun sürüklemesine de vesile olabiliyor. Bazı insanların sadece bir patatesle geçirmek mecburiyetinde olduğunu biliyoruz. Biz bunları bilemiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ilmine, sonsuz hikmetine havar ediyoruz. Ama biliyoruz ki hadis-i şeriflerden rızkın noksaniyetine sebeptir, bereketsizliğe vesiledir gibi ifadeleri çokça görmekteyiz. Şimdi bununla alakalı izin verseniz hadis-i şerifleri okuyayım. Ya Rabbi, işine erken gidenin çalışmasını bereketli kıl diyor. Tirmizi de geçiyor. Dua bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Bakın biz Müslümanız diye Cenab-ı Hak bize, dünya tabiriyle söyleyeyim, kıyak geçmez. Bizim Müslümanlığımızın mükafatı ahirete bakar. Namaz kılarız, oruç tutarız, bunun mükafatını ahirette görürüz. Ama bir gayrimüslim sabah vaktinde, rızkın dağıtıldığı vakitte o tatlı uykusunu yatağını bırakıp işine giderse ve çalışırsa Allah ona nasip eder. Tatlı yatağını terk etmeyen bir Müslümanın da dünyasına Cenab-ı Hak yardımcı olmaz. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi işine erken gidenin çalışmasını bereketli kıl diye dua buyuruyor. İkincisi, Cenab-ı Hak rızıkları fecir ile güneşin doğacağı vakitler arasında verir. Yani şöyle kabul edin, bir insan kendi tarlasını sulamak istiyor ama sabah vaktinde ta güneş doğana kadar ki 45 dakika geçen vakitteki duruma kadar, vaziyete kadar, Cenab-ı Hak rahmet yağdırıyor. Yani yağmur yağdırıyor. Kim o vakitlerden istifade ederse kendi tarlasında ne yapar? O yağmurdan istifade ettirebilir. Böyle kabul edelim. Cenab-ı Hak rızıkları o vakitlerde daha çok ne yapıyor? Dağıtıyor. Cenab-ı Hak rızıkları fecir ile güneşin doğacağı vakitler arasında verir. Beyhaki'de geçen bir hadis. Sabah uykusu rızka manidir. Sabah uykusu rızka manidir. Beyhaki'de hadis-i şerif. Rızıkların dağılması sabah namazından sonra olur. Rızıkların dağılması sabah namazından sonra olur. Manevi rızıkların dağılması ise ikindi namazından sonradır. Bakın iki vakitte yatmak mekruhtur. Rızıklar sabah, manevi rızıklar, nimetler ikinden sonra bu iki vakitte uyumamaya dikkat edilmelidir. İmam Maverdi'nin ifadesi, bu da hadis-i şerif. Sabah uykusu acizlik, tembellik, gevşeklik ve unutkanlığa sebep olur. Kimde unutkanlık hastalığı varsa birkaç sebebi vardır. Üstadımız Risale'nin muhtelif yerlerinde bunları ifade ediyor. Harama nazar, nisyan verir. Ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an çıkarılacak, naz edilecek diyor hadis. M.S. bunu anlatırken, hafızların göğsünden Kur'an'ın çıkması haramların artmasından dolayıdır. Harama nazar eden insanların göğsünden, hafızasından da Kur'an ne yapılmış oluyor? Çıkarılmış oluyor. Burada da hem acizlik, hem tembellik, hem gevşeklik, hem unutkanlığa vesile sabah uykusu. Beyhaki'de geçen bir hadis. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar uyumayın. İmam Şahrani Hazretleri'nin naklettiği bir hadis. Sabahları uyuyan sırt ve bel ağrılarına müptela olur. Benim sırtım çok ağrıyor. Bende bel fıtığı var. Şöyle bir hastalığım var, böyle bir hastalığım var. O zaman buna dikkat et. Sıhhatini düşünüyorsan hem sünnete uy hem de sıhhatini kurtar. Kuşluk uykusuz zamansız. Kaylule faydalıdır. Akşamüstü uyumak ahmaklıktır. İmam Maverdi. İkinden sonra uyumaya ahmaklık diyor hadis. Hazreti Fatıma validemiz anlatıyor. Sabah namazından sonra yattım. Babam beni uyandırıp, kızım kalk, gafillere benzeme. Allahu Teala rızıkları Sabah namazın vaktinde verir diye buyurdu. Bu da Beyhaki'de geçiyor. Günün evvelinde uyumak aklı azaltır. Ortasında uyumak, Kaylule yani öğle uykusu, Enbiya ve Evliya'nın ahlakındandır. Birazdan okuyacağız. Öğle vakti uyumak, Enbiya ve Evliya'nın ahlakındandır, sünnetlerindendir. Gündüzün sonunda uyumak ise, tembelliktir. Ben kendim yaşamışım. Siz de muhakkak yaşamışsınız ya da yaşayanları görmüşsünüz. İkindiden sonra uyuyan bir insan kalktığı vakit ben şu anda sabaha mı gidiyorum, akşama mı gidiyorum kendisi bilmiyor. Garip bir hareti ruhiye. Adını soruyorsun adını bilmiyor. Nerede olduğunu bilmiyor. Adeta aklı, hissiyatı Ruhu bir bunama geçirmiş. Gene bak muhafaza eylesin inşallah. Dolayısıyla tekrar bunu okuyayım arkadaşlar. Uyku üç nevidir. Birincisi gayluledir ki, bu İslam kitaplarında var. Aynı bu ifadeler. Gaylule, kaylule ve feylule ifadeleri İslam kitaplarında çokça rastlanıyor. Gayluledir ki fecirden sonra ta vakti kerahat bitinceye kadardır. Vakti kerahat şafilerde 20 dakika civarındadır. Hanefilerde ortalama 45 dakika diye ifade ediliyor. Bu uyku rızkın noksaniyetine ve bereketsizliğine hadisçe sebebiyet verdiği için hilaf-ı sünnettir. Çünkü rızık için sağ yetmenin mukaddematını ihzar etmenin en münasip zamanı serinlik vaktidir. Sabah namazdan sonra uyumayan kardeşlerimiz, abilerimiz daha iyi bilir. Diyor ki ya gün mü müthiş manada uzuyor. Uyuduğu vakitte bakıyorsunuz ki o bereketin belli bir kısmının kaybolduğunu hissediyor insan. Bu vakit geçtikten sonra bir rehavet arız olur. O günkü sayiye ve dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi hem çalışmaya, dolayısıyla da rızka zarar verdiği gibi bereketsizliğe de sebebiyet verdiği çok tecrübelerle sabit olmuştur. Zaten bereket kalktı mı malınızın fazla olması bir şey değiştirmez. Mal az olsa bile bereket varsa sizi kurtarır. Mal fazlaysa bile bereket yoksa sizi ciddi manada sıkıntıya düşürür. Evet. İkincisi feyluledir ki. Feylule. Bu da ikinden sonraki uyku. İkindi namazından sonra maribe kadardır. Bu uyku ömrün noksaniyetine. Ömür noksanlaşıyor. Yani uykudan gelen sersemlik cihetiyle o günkü ömrü nevm alut, yarı uyku, kısacık bir şekil aldığından. Yani uykuyla karışık bir vaziyet, yarı uyku bir vaziyet aldığından maddi bir noksaniyet gösterdiği gibi. Bunu hepimiz yaşamışız. Manevi cihetiyle de o gün hayatının maddi ve manevi neticesi ekseriya ikinden sonra tezahür ettiğinden o vakti uykuyla geçirmek o neticeyi görmemek hükmüne geçtiğinden güya o günü yaşamamış gibi oluyor. Çok enteresan bir rivayet var. Sabah namazı ve ikindi namazına dikkat edin. Melekler şahittir çünkü ona. Akşam melekleri nöbeti sabah meleklerine sabah namazı vaktinde devrediyor. Ve sabah melekleri de nöbeti akşam meleklerine ikindiden sonra devrediyor. Bir adam uykuyla vaktini geçirdiği takdirde manevi olarak sanki o gün yaşanmamış gibi böyle bir durum olabiliyor. Çok enteresan bir şey. Melekler senin o vaziyetine şahit olmamış. Geliyorlar senin günlük muhasebeni almak için. Sen ise makamı hor hora geçmişsin. Melekler ne yapsın? Hesap verecek muhasebeci yok şirkette. Evet, bununla alakalı bir hadis okuyayım size. Keşfül Khafa'da, Müsnedi Ebu Ya'la'da geçiyor. Kim ikindiden sonra uyur da aklına bir noksanlık, arız olursa ancak kendini kınasın. Haşa Cenab-ı Hak kimse zulmetmez. Aklına bunama geldi mi bir insanın? Aklına bir eksilme mi geldi bir insanın? Mesela. Kesinlikle başka kimseyi kınamasın, kendisini kınasın. Çünkü suç kendisindedir. Nasıl ki bir insan kendisine kurşun sıksa ölümüne vesile oluyor, ikinden sonraki uyku da aklını kısaltmaya, eksiltmeye, bunamaya maalesef vesile oluyor. Üçüncüsü, kayluledir ki bu uyku sünnet-i seniyedir. Duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bazıları bunu ikindiye kadar uzatıyor. Yani ikindiye kadar bu devam ediyor diyenler de var. Yani duha vakti ne zaman? Güneş 45 dakika geçti. Ondan sonra İşrak vakti başlıyor. İşte duha vakti de başlıyor diyorlar. Oradan ta öğleden sonraya kadar. Ama asıl asıl saat 11 şimdiki yaz saati itibariyle söyleyeyim. Saat 11 ile 13-14 arası olan saattir. Asıl o. Vakti zuhur dediğimiz, öğle vakti dediğimiz o vakte rast gelmesi daha münasip. Ama o uykunun sünnet sayılması ya da sana fayda vermesi ne zamandan diye başlanırsa ya da bu manada bir soru sordursa, güneşin doğuşundan 45 dakikaya kadar uyumak mekruhtur. Ondan sonra bu uyku artık uyulabilir. Ama asli manada bakıldığı takdirde öğlenin bir saat iki saat evveli, öğleden bir saat iki saat sonrasına kadar süren bir vakittir. Kayluledir ki bu uyku sünnet-i seniyyedir. Duha vaktinden öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber. Bakın. Ceziretül Arap'ta vakti zuhur denilen, öğle vakti denilen şiddetli hararet zamanında bir tatili eşkal, yani işleri biraz tatile, biraz da bu manada durdurmaya, adeti kavmiye ve muhitiye olduğundan o sünnet-i seniyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Şimdi burada enteresan güzel şeyler Cenab-ı Hak nasip etti elhamdülillah. Şimdi bir ifade geçiyor burada. Bu uyku gece kıyamına sebebiyet verdiği için. Hasan-ı Basri radıyallahu anh bilirsiniz. Tabiindendir. Hasan-ı Basri gündüzleri çarşıda milletin patırtı ve gürültülerini duyunca bunlar gündüz uykusuna yatmıyorlar, bu gece hayır gecesi olamaz derdi. Niye? Öğle vakti millet gidip istirahat etsin, ta ki gece vakti kalksın, sabah namazı girmeden evvel teheccüdünü kılsın, duasını yapsın, günahlardan o vakitlerde tövbe ve istiğfar etsin, Cenab-ı Hak'tan af dilesin, Ta ki gecesi manevi olarak şenlensin. Bu insanlar öyle uykusu uyumadan gece kıyamına nasıl kalkacaklar diye bunlar gecelerini ihya değil imha edecekler diye ifade kullanılmış. Özellikle Ceziretul Arap dediğimiz Arap Yarımadası'nda sıcak memleketlerde vakti zuhur dediğimiz o vakitte millet istirahate daha fazla çekilme ihtiyacı hissediyor. O sünnet-i seniye bundan dolayı bu gibi yerlerde daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bununla alakalı birkaç şey okuyacağım. Çünkü çok değerli bir uyku bu. Derste uyumak yok. Öyle vakti uyuyacağız. Ya da belli bir saatten sonra insan artık gider, istirahatini yapar. Ama derste uyumakla alakalı bir şeye rastlamadım ben şahsen. Rastlasam da sanki menfi manada ifadeler duyarız. Onun için özellikle bunu söyleyeyim, arz edeyim. Öyle uykusunun faydaları. Araştırmacılar haftada en az üç kez gün içinde yarım saat uyuyan erkeklerin kalp krizinden ölme riskinin yüzde otuz yedi düştüğünü gözlemlemiş. Burada erkekler diyor ama herhalde hanımefendiler için de durum aynı şekilde geçerli. Öğleden sonra uykusu, depresyona. Bakın bu toplum niye depresyona girmiş? Niye sıkıntılara girmiş? Bunun çok sebepleri var. En büyük sebebi iman zaaflığı, imansızlık. Ondan sonra manevi tatminsizliğe götüren ibadetsizlik. Bütün bunlar. Ama bir sebebi de öğle uykusuna riayet etmemesi. Çünkü insanda biyolojik bir saat var. Bazı vakitler var ki insan dinlenme ihtiyacı hissediyor. Dinlenemeyince agresifleşiyor insan. Etrafına saldırıyor. Babası bile olsa bazen Allah muhafaza haddini aşıp yanlış şeyde konuşabiliyor. Depresyona ve kötü ruh hallerine iyi gelebilir diyorlar uzmanlar. Çalışma hafızasını geliştirir. Bunlar fiziksel ve zihinsel performansı etkileyen faktörlerdir. Bakın bunu kim uyguluyor? Birazdan okuyacağız. Bir NASA çalışması, Amerika'nın uzay çalışmasını yürüten birim bu, NASA. 40 dakikalık uykunun atikliği %100 geliştirdiğini göstermiştir. %100. Biz 40 dakikayı, 1 saati kayıp gibi algılayabiliriz. Ya zaten çalışıyoruz ya, bir de biz bu saati mi kaybedelim diyebiliyoruz. Oysa 1 saat kaybediyorsun ama kazandığın çok büyük saatler var. Farklı çalışmalar ise 20 dakikalık uykunun 200 mg kafeinden daha etkili olduğunu bulmuştur. İnsanın uyanıklığına vesile oluyor. Ayrıca 25 dakika kestiren pilotların diğer pilotlara oranla 5 kat daha az uykusuzluk çektiği, kalkış ve inişlerde daha az hata yaptığı görülmüştür. Bunlar bilimsel buluşlar. Yani biz bir meselenin doğru olduğunu tasdik etmek için İlle de bir bilimsel buluş mu olması lazım? Bir batılı filozof, bir batılı bilim adamı mı söylemesi lazım? Dinimiz, sohbetin başında ifade ettiğimiz gibi, hem dünyevi kaide ve kuralları koymuş, hem uhrevi kaide ve kuralları, düsturları koymuştur. Bizim dinimizin esası, bizim dinimizin esası Kur'an, o da ilim ve kelamı ilahe dayandığı için, bütün bu manadaki ihtiyaç duyduğumuz maddi ve manevi ne varsa, Hepsini ihtiva etmiştir. Ama buradaki bilimsel şeyler bizim zayıf olan insanların dini bilgilerin ne kadar doğru olduğunu tasdik etmesi için onun için lazım. Ama genel manada imanı ve ilmi kuvvetli olan Müslümanların bu gibi şeyler onların imanını kurtarmasına ya da kuvvetlendirmesine bu manada vesile olmadığı kanaatindeyiz. Zaten bildiğimiz şeyler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir şey demişse Elbette bir değil, binler hikmetleri var. Bunlar iki tanesini keşfetmiştir. Beş tanesini keşfetmiştir. Daha bunların keşfedemediği binlerce hikmetler var dememiz lazım yani. İspanyolların yüzyıllardır sürdürdüğü ve bakın dünyada öğle uykusu, İspanyolların ifadesiyle siesta diye biliniyor. Bütün dünya siesta diyor. Öğle uykusu. Peki bunları nereden almışlar? İspanyolda. İspanya'da 800 sene kim hakimiyet sürmüş? Endülüsler. Endülüsler onların manevi üstadıdır. Onların maddi ve manevi kemalatında ciddi manada tesiri vardır. Endülüs Emevileri. Tarık bin Ziyad ve ordusunun Allah hepsinden razı olsun 800 küsur yıllarında gittiği değil mi? Ve fethettiği bir yer orada ta 1492 yılına kadar kalmışlar. İmar etmişler ve orada medeniyeti yerleştirmişler. İspanyollar şu anda bütün dünyaya övündükleri bir yöntemleri var. Siesta diyorlar. İspanyolların yüzyıllardır sürdürdüğü siestanın yaraları son bilimsel araştırmalar sonucundan da ispatlandı. Siesta adeti İspanyollara en deli Endülüs Emevilerinden geçmiştir. Endülüs Emevileri bunu nereden biliyor? Sünnet-i Seniyye ya, ya. Peki bazı sünnetler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi mi ihdas etmiş? Her sünnet öyle değildir. Bunlar zaten yaşanan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ayrıca tasdik ettiği, teşvik ettiği şeylerin cinsindendir. Hani bazı şeyler var doğrudan ihdas ediyor. Ne gibi? Namaz gibi. Ne gibi? Zekat gibi. Ne gibi? Oruç gibi. Doğrudan dinin koyduğu hükümler. Bazıları da var ki orada zaten uygulanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara dokunmamakla beraber hem tasdik ediyor hem de teşvik ediyor. Bu öğle uykusu o cinsten bir uyku. Öğle uykusundan sonra dikkat ve verinin arttığını belirte, belirten uzmanlar, öğle uykusunun beden ve ruh sağlığı için gerekli olduğunu, gün ortasında inişe geçen insan enerjisinin öğle saatlerinde 15-20 dakikalık bir uykuyla tekrar yükseldiğinin araştırmalarla kanıtlandığına dikkat çekerler. İnsan biyolojik olarak şey yapıyor, artık tembelleşiyor. Ondan sonra bir uyku hali hasıl oluyor. 15-20 dakikalık bu uykuyla öğleden sonraki o yarım günü insan bu şekilde ne yapabiliyor kurtarabiliyor. Uzmanlar insanların öğleleri uyumak üzere programlandığını, vücut böyle programlanmış. Öğle vakti uyumak üzere programlanmış. Çalışma şartları sebebiyle bu uykuya zaman ayrılmadığına, dolayısıyla zam, çalışma temposunda bir düşüş yaşandığını ifade ediyorlar. Trafik uzmanları da trafik kazalarının en çok sabaha karşı ve öğleden sonra arasında olduğuna dikkat çekiyorlar. Yani o fıtri olan ihtiyacını karşılayamayan direksiyonun başında olan o adam bakıyorsunuz ki bazen kazalara davetiye çıkarabiliyor, vesile olabiliyor. Arap ülkelerinde öğle saatinde ortada kimse görülmez. Ancak arabasının gölgesinde uyuyan taksicilere rastlamak mümkündür. Evine gitmemiş çünkü iş başında durması gerekiyor. O da orada uyuyor gariban. Akdeniz ve Latin ülkelerinin hepsinde yaygındır. Asyalılar buna çok düşkün. Hindistan'da buna ufak şekerleme manasında sustana diyorlar. Hindistanlar da uyguluyor bunu. Enteresan arkadaşlar. Bakın bir şey söyleyelim. Cumhuriyetle beraber bizim toplumsal hafızamız silindi. Çok garip bir şey ya. Din namına, ahlak namına bir şey kalmadı ya. İçtimai noktada bizi düzene sokan hiçbir mekanizma kalmadı ya. Bir anda silindi ya. Tamam Batıların getirdiği şeyler gelsin. Bakın Batılıların uyguladığı şeyler. Evet kaynağı sünnet ama uyguluyor adam. Benim malım diyor. Siesta diyor. Ne dese desin. Hadi Batı'dan getiriyorsan aslı sünnet olan, dinden beslenmiş olan şeyleri getir. Hayır. Batı'dan bütün ahlaksızlığı getireceğiz. Dine mugayr olan her türlü şey getireceğiz dediler. Ve bu toplum neye uğradığını şaşırdı. Deve midir, kuş mudur belli değil ya. Garip bir şey. Bakın toplumsal hafıza silindi ya. Araplar yapıyor, İspanyollar yapıyor, Avrupalılar yapıyor, Amerikalılar yapıyor, Hindistanlılar yapıyor, Çinliler yapıyor. Bakın Çinliler de bunu ne diyor? Çin'de de wujiao, şekerleme diyorlarmış bunlarda öyle hususuna. Mekteplerde bu iş için yarım saat mola vardır. Ya bizim öğleden sonra dövüşler, kavgalar, talebe arasında çok şey var. Niçin dövüşüyorlar? sebeber gibi budur yani. Bir araştırsınlar ya. Talebelere bir öyle yoksu versin de garibanlar yani. Japonya'da işçilere bu iş için bir yer ayırmak mecburidir. Amerika, İngiltere ve Fransa devlet eliyle teşvik etmektedir. Geçen bir şey okudum. Vuruldum arkadaşlar. Bununla alakalı belki malumatı olanlar varsa dahi bilirler. Ya hacamat, hacamat. Dinimizin sünnet kabul ettiği, teşvik ettiği bir şey. Bunu şu anda patenti İngiltere'nin elinde. Sülük. Bizim yine ecdadımızın uyguladığı sünnette olan bu uygulama. Baktığın vakit bakıyorsunuz ki bir Batı'da ya da herhangi bir gayrimüslim ülkede patenti ellerinde. Bu bizim bulduğumuz şeydir diye. Ya sen ne bulmuşsun? 1500 senedir ben mecdadım. Benim dinimin kurucusu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yapmış bunu. Ama dedim ya toplumsal hafıza bitti. Silindi bir anda. Hocam geçenlerde belgesel programında vardı. Almanya'da sülük hastanesi var. Evet. Sülük eserleri hastanesi Ya var. Oradaki sülükler de desekten, Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den gidiyor. Allah razı olsun. <laughs> en kaliteli sülükler Türkiye'deymiş. Gül. <laughs> <laughs> Allah bize çok nimet vermiş de yani diyor ya, var yemez diyorlar ya. Hakikaten var yemez ya. Her şeyin en iyisini Allah bize nasip etmiş. Bakıyorsun ki şey gibi. Ya. Züğürt ağ gibi geçiniyoruz yani. Gündüz uykusunun diğer faydaları. Yaşlanmayı geciktirir. Da bunlar tıbbi buluşlar. Stres hormonlarını azaltır. Adam stresli. Git uyuya kardeşim ya. Migreni azaltır. Bak bu da bir bela. Bir hastalık. Gece uykusundan önce beyindeki karmaşayı azaltır. Burada çok enteresan. Bir okuyayım burayı. Üstadımızın ifadesini. Bir de bilimsel bir şeyle destekleyeceğim bunu. Üstadımızın ifadelerinin bilimsel bir şeyle desteklenmesine ihtiyacımız yok. Ama maalesef bunları bilmediğimizden dolayı sadece ilmi bir ders olarak okuyup geçiyoruz. Bunlar uygulanmak içindir. Bilmek için değil ki. Heleken nes illel alimun diyor hadis. Efendimiz adı Vesselam. İnsanlar helak oldu, alimler müstesna. Ve helekel alimun illel amilun. Alimler de helak oldu, ilmiyle amil olanlar müstesna. Ve helekel amilun illel muhlisun. İlmiyle amil olanlar da gidiyor, ihlaslı olanlar müstesna. Vel muhlisun ala hatarin azim. Ve ihlaslı olanlar da büyük bir tehlike üzerinde ciddi manada dikkat edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir şey bilmek esas değil. Bildiğimiz şey hayata dökmek esastır. Çünkü din muamelattır. Muamelattan ibarettir yani. Sabah namazının çok güzel kılındığını iyi bilirim ben. E kalkmıyorsam teheccüd namazı çok mükemmel bir namaz. E, i̇ki rekat, dört rekat, altı rekat, sekiz rekat, on rekat kılınabiliyor. Ondan sonra istersen her iki rekat arasında selam ver, istersen verme. Ben bunun güzel bir şekilde makalesini yazarım. E kılıyor musun? Bir kusurum var kılmıyorum. Şimdi bakın. Bu uyku, öğle uykusu hem ömrü hem rızkı tezhide medardır. Hem ömrü uzatır hem rızkı artırır. Çünkü yarım saat kaylule iki saat gece uykusuna muadil gelir. Bakın. Iki saat bir yarım saat kaylule iki saat gece uykusuna muadil gelir. Yüzde kaç oldu? Yüzde dört Doğru mu? Bakın, şimdi ben size okuyayım. Bu vakitte uyumanın zararlı olduğu konusunda uzmanlar şu açıklamayı yapıyor. Bu vakitte değil, ikindi vakti. Saat 22'de tansiyon ve kalp atım sayıları düşer. Gece 22'den sonra. Saat 4'ten sonra tansiyon ve kalp atışlarında yükselme başlar. 15 ve 18 saat arasında da en üst seviyeye ulaşır. Dolayısıyla tansiyon ve kalp atımının yüksek olduğu ve hücrelerin en üst derecede metabolize olduğu ikindi vaktinde uyunmamalıdır. Yani senin kalp atışları hızlanmış. Vücudunda bu metabolik çalışmalar ciddi manada hızlanmış. Sen o vakitte uyuman tıbben sana zarardır. Bunların yavaşladığı vakitte sen uyuman lazım. Aksi takdirde yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığına davetiye çıkarmış olur. İkindi uykusunu diyor. Bir insan, bir profesör anlatıyor bunu. Üç buçuk saat uyuyarak sekiz saat uyumuş gibi verim alabilir. Üç buçuk saat uyu, sekiz saat verim elde et. Şöyle ki, izahını yapıyor. Akşam 22 ile 02 arasındaki uyku yüzde 200 verimlidir diyor. Bunlar hep buluşlar bunlar yani saat 10 ile gece 2 arasında o 4 saatlik şeyde uyuduğun her saat %200 sana verim verir. Yani bu saatler arasında 3 saat uyunduğunda 6 saat uyunmuş gibi olur. %200 ya. 3 saat uyu, 6 saat verim al. Gündüz ise 10 ile 13 arasındaki yani kuşluk vaktindeki uyku %400 verimlidir. Tuttu mu isademin söylediği? Tuttu yarım saat kaylule, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Bilim adamı ne diyor? Gündüz ise 10 ile 13 arasındaki yani kuşluk vaktindeki uyku yüzde 400 verimlidir. Bu saatler arasında yarım saatlik uyku, iki saatlik uykuya karşılık gelir. Dolayısıyla gece 3 saat gündüzde yarım saat uyuyan bir kimse zahiren görünüşte buçuk saat uyumuş görünür. Değil mi? Gece 3, Gündüz yarım ne oldu? Üç buçuk oldu. Gerçekte ise sekiz saat uyumuş gibidir. Peki ne oldu burada? Beş buçuk saat, e, dört buçuk saat değil mi? Dört buçuk saat biz dünyanın elinden kurtarmış olduk. Hem ömrümüzü uzattık, hem de sen dünyevi olarak da çalışsan, ilmi olarak da çalışsan, maddi ya da manevi rızkını artırmış olursun. İbadet yapsan da manevi ömrünü uzatmış olursun. Kur'an okusan manevi ömrünü uzatmış olursun. Dua edersen manevi ömrünü uzatmış olursun. Onunla dünyevi bir iş yaparsan maddi ömrünü, maddi rızkını artırmış oluyorsun. Maşallah. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde uyuduğundan dolayı sabahlara kadar ibadet edebiliyordu. Bazı diyorlar ki ya bazıları güya üç buçuk saatle ömür geçiriyor uykuyla. Yani böyle bir şey olur mu canım? Ben altı saat uyuyorum, yedi saat uyuyorum. 8 saat uyuyorum yine bana yetmiyor. Her cevap elbette yetmez. Niye yetmez? Çünkü yanlış vakitlerde uyuduğun vakit o uyku tekrar sana ihtiyaç hissettiriyor. Enteresan bir şey sıfırlattırıyor. Ama sen doğru vakitlerde uyu, Bediüzzaman istemese günde 3 saatle idare ettiğini biz duymuşuz abilerimizden hatıra olarak. Bilimsel olarak da bunun mümkün olduğunu, biyolojik olarak da insanların kaldırabileceği bir durum olduğunu müşahede edebiliyoruz. Yarım saat kayyule iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek ömrüne her gün bir buçuk saat ilave ediyor. Rızık için çalışmak müddetine yine bir buçuk saati ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilave ediyor. Sübhaneke la ilmedene illa ma'allemtene inneke entel alimul hakim. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه